Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere labneli kakaolu nefis kek tarifi veriyorum. Şimdi kekimin malzemelerini sayıyorum. 3 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak süt, 1 kabartma tozu, 1 şeker vanilin, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı kakao, 2,5 bardak un. Labnesi için 200 gram labne, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Önce yumurtalarımı çırpma kabıma alıyorum. Yavaş yavaş 3 yumurtamı çırpıyorum. İyice çırpacağız. Kıvamı açık renk olana kadar. Yumurtalarımı çırptıktan sonra sıvı yağımı ekliyorum. Bu kekimde çok yağ yok. Az yağ kullandım. Bir bardak sütümü de ekliyorum birlikte. Çırpma işlemine devam ediyorum. Bir su bardağı şekerimi ekledim. Şekerle birlikte de iyice çırpıyorum. Şeker eriyinceye kadar. Şimdi eleğimden unumu eliyorum. Yavaş yavaş unumu eliyorum. Gördüğünüz gibi. Unu elerseniz daha kıvamlı olur kekiniz. Kabartma tozumu da unla birlikte karıştırıyorum. Şekerli vanilimi, kakaomu unla birlikte karıştırıyorum. Çırpmaya devam ediyorum hepsini. İyice çırpıp birbirine karışacak malzeme. Bakın gördüğünüz gibi çırpma işlemim bitti. Kıvamı çok güzel oldu. Unum tam geldi. Şimdi kabımı yağlıyorum. Ben kelepçeli kap kullandım. Siz istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Kekimi şimdi döküyorum kalıbıma. ...24 santimlik bir kek kalıbım var. Şimdi labne sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurtamı koydum kaba. Yumurtamı çırpıyorum. Labnemi ekliyorum. Yemek kaşığı pudra şekerim var. Onu ekliyorum. Hepsini birlikte çırpıyorum. Bakın sıvı bir hale geldi. Ve kekimin üzerine kaşıkla çizgi çizgi dökeceğim şimdi. Bakın çizgi çizgi döküyorum. İstediğiniz şekilde dökmek sizin tercihiniz. Şimdi kapladım kekimin üzerine. Bakın labne sosum bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi üzerine çiziyorum. Bende böyle bir çubuk var. Onunla yapıyorum. Siz çatalla da yapabilirsiniz. 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirmeye koyuyorum. Kekim pişti. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.